Merhaba herkese. Ders 4 ile karşınızdayım. Şimdi bugün tarifleri yazmanın ileri kısmını inceleyeceğimiz ders. Writing Recipes'in ikinci ve ileri bölümü. Başlangıç ve ortayı Writing Recipes Basic bölümüyle ders 3 ve Lab 3'te inceledik, irdeledik. Şimdi bizi ders 4 ve ders 5 olmak üzere bir duble ders bekliyor. Önce onunla ilgili bir bilgi vereyim. Ders 4'ten ders 5'e lab olmadan bir geçiş var. Hemen küçük bir format farkı, Boodle'in sunumuyla alakalı bir fark bu. Practical Lab. Ardışıl da blok 2 labımız olacak. Kendi verdikleri eğitimlerdeki ajandalarda tam bu şekilde değil. Sanki ayırmışlar ama Practical Lab eksende resip önce gözüküyor ajandalarında. Create a Custom Layer, custom bir layer oluşturma ise ardından gözüküyor. Şimdi bizde Practical Lab Create a Custom Layer oluşturma Lab 4 Lab dokümanında da Practical Lab Extend Recipe bir recipe extend oluşturma bir recipe ilave dosya, recipe ek dosya, tarife ek dosyalar yazma meselesi de Lab 5 olarak geçiyor. Dolayısıyla slaytlar ve Lab dokümanı birbiriyle uyumlu ama ajanda dokümanında bir ufak fark var. O bizi ilgilendirmiyor. Biz slaytlara bağlı kalacağız. Lab dokümanına bağlı kalacağız. Dolayısıyla YouTube'daki playlistte de diğerlerinin ders 2 Lab 2, ders 3 Lab 3 sırasından farklı olmak üzere ders 4, ders 5, Lab 4, Lab 5 şeklinde bir sıra göreceksiniz. Şaşırmayın. Şimdi başlayalım. Ders 4 başlıyor. Extending a recipe. Blok diyagramlar. Bayılıyoruz blok diyagramlara. Diğer derslerde de gösterdiği POKI, altta meta TI, meta custom, içerisinde BB layer'lar, BB append birbirini gösteren oklar. Gri kısımlar vardı. Renklenerek dersler ilerliyor. Şimdi tarifleri ek dosyalar oluşturma, tariflere ilişkili dosyalar oluşturma meselesi. Yani BB append dosyalarını başka layer'lar içerisinde bu extending recipe ayrıca create a custom layer yani custom isteğe bağlı, talebe göre, bizim ihtiyacımıza göre oluşturacağımız layer'lar için layer'lar konusuyla biraz iç içe geçmiş durumda. O yüzden de sanırım slide'larda blok ders ve blok lab'ı tercih etmiş olabilirler. Şimdi daha önce biz giriş 1 2 3 dersleri yapmıştık hatırlıyorsanız Yoktan'ın doğrudan kendi dokümanları üzerinden. Onlar iyi bir genel kültür verecek. Onları da izlemeyi ihmal etmeyin. Doğrudan POKI içerisindeki resiplerde, doğrudan POKI içerisindeki tariflerde değişiklik yapmak bir best practice değil. Tercih edilen bir yol yordam değil. Ama onları ya bazen var olan bir resipi, var olan bir reçeteyi modifiye etmek gerekebilir. Bunu da nasıl yapabiliriz? İşte bir custom patch, bir patch eklememiz gerekiyor. Örneğin POKI'nin içerisinde meta network olsun veya POKI'nin içerisinde meta extended diye listelenmiş bir layer olsun.
Onun içerisinde herhangi bir paket var. Basic paketi var. İşte Lite HD paketi var. Tar paketi var. Veya bizim son ders oynadığımız Alienware'dir. İçin bir patch yazılması gerekecek ki bu mesele zaten bu dersin konusu ve onun sonraki dersin ve sonraki labların meselesi bu. Bir yama dosyanız var ama onlar yazdıkları reçeteye bunu eklememişler. Bunu nasıl ekleyeceğiz? Bunun yolu yordamı işte extending a recipe. Bir reçeteye ek dosya, bir reçeteye ek ilave yapmak şeklinde çözümlenecek. Evet, patch yapmak için biz bir var olan bir reçeteyi modifiye etmemiz gerekebilir. Doğrudan da müdahale edebiliriz ama POKİ'nin altındaysa bu nedir? Bu good practice. Faydalı bir tavsiye edilen bir yöntem değil. Bakın diyor ki Bitbake reçeteleri modifiye etmeyi onları extend ederek izin verebilir. Aynı BBAppend dosyalarına doğru ifadeler gidiyor. Hatta bir reçeteye birden fazla da BBAppend dosyası yazılabilir diyor. Şu artık grafiğe ulaşsak. Evet, metadata can be changed, add or append. Evet. Çeşitli dosyalar, patch'ler ve konfigürasyon, compile etme aşamaları, install etme meselesi, bunların hepsi prepend, append edilebilir. İkinci olarak biraz önce söylediğim içerisinde task'lar eklenebilir veya append edilebilir. Yani var olan bir task fonksiyonunun akabinde ama ona ilaveten yapılması istenen görevler eklenebilir. Ve operatörlerde. Şimdi burada ne var? Mesela do compile, do alt tere compile, alt tere append. Bir bash script fonksiyonu yazdık diyelim. Hop, ne oldu? Do compile, do configure, do install rutini mevcutta zaten orijinal reçetenin içerisinde yazan adımlara ek adımları sizin kontrol ettiğiniz klasör dosya dizin yapısı içerisinde müdahale edebiliyorsunuz. İşte bu gerçekten çok esnek bir kabiliyet. Operatörler şu bizim overload edilmişler. Artı eşit efendim iki nokta üstte eşit gibi gibi. Onlar da kullanılır filan. Ha, gelelim şu blok diyagrama gelelim. Kelimeler yersiz blok diyagramlar varsa. Şimdi bakınız. Bir POKİ'miz var. Init if up down. Klasik bir network servisi. Bu if up down scriptlerini kuracak kurulum. Bu paket çıkaracak sonuç olarak. Bu reçete paket çıkaracak. Birkaç paket çıkaracak hatta. Neyse. Bununla ilgili özel adımlar BB dosyası içerisinde var. Reçetenin orijinal lokasyonu ve dosyası burada. Ama ve lakin sen ilave bir senin patch'in olabilir, kurulumla alakalı farklı bir şey yapmak istiyor olabilirsin falan filan. İşte buyurun. BB append dosyasının içerisinde bizim alt tire append'li task fonksiyonlarımız yer alacak. Veya ilave o paketin içerisine eklenmesini isteyeceğimiz dosyaların petleri, dosyaların kendileri de burada olacak. Biz onları göstereceğiz. Tak, paketin içerisinde o paket açıldığında ilk startup olduğunda farklı değerlerle açılmasını, farklı
farklı bir parametre ile açılmasını sağlayacağız mesela. Patchlenmiş versiyonunun açılmasını sağlayacağız mesela. Ve bunun gibi. Bakın U-Boot orijinali var. Var mı var? ...2014.07 BB Append niçin? 2014.07 U-Boot versiyonu için bir ilave bir şeyler, bir görevler tanımlıyorsun. Ne olabilir bu? Do compile için, do configure için, do install için, bla bla. Nasıl U-Boot 2014.07 BB içerisinde şu include çağrıldıysa, U-Boot custom işte 2017.04 versiyonu içinde yine bu agnostik çağrılabilir diyor bu kesikli çizgili okla. Ama buradaki asıl konumuz şu BB append dosyası. Meta TI içerisinde var olan bir reçete için biz bir recipe'yi extend ediyoruz. Reçeteye ek ilave görevleri tanımladığımız alan burası olacak. Biz de custom meta layer'ımızda custom'dan custom'ımız nedir? Yani bizim meta-doctorp diye bir layer oluşturacağız. Ve keyfimize göre burada extendler yapacağız. Veya meta-ti'de olmayan, poki'de olmayan bir paketi. Mesela an-invider yoktu. Biz onu gittik. Poki altında meta-extend'in içerisine attık. Yoksa aslında o faal bir hareket. Ne yapacağız? Şimdi konuları sırayla öğrene öğrene geçtiğimiz için bu hatamızı da giderip ne olacak? Onu tek custom'a taşıyacağız an-invider recipe'mizi. Nereye? Yeni oluşturacağımız layer'ın içerisine sonraki ders ve lab'larda. Haydi başlayalım. Evet. Şu blok diyagramımız sonrası bölüme devam ediyorum. Evet, biz bunu zaten anladık. BB append dosyasıyla biter. Eğer sizin 01, şurası example nedir? Base package name. 01 nedir? PV, package version. Şurayı BPN ile veya PN ile tanımlıyoruz. Değişken olarak. Yoktu. Bitbake Open Embedded sisteminin variable'ı nedir? Burada PN'dir mesela. Aynı PN, PV, PN ve PV yapısında dosya ismi oluşturuyoruz. Bu kadar. Kime extend edecekseniz aynı dosya ismini oluşturup sadece bir uzantısı bir append yapıyorsunuz. Appends Faisal, evet. Versiyon spesifik, doğru. Yani birebir aynı versiyon için geçerli. Şimdi versiyon spesifiktir. Bununla beraber şu BB append deki PV package version yerine yüzde de kullanabiliyoruz. Yüzde wildcard, yani orada var olan BB asıl reçetenin BB dosyasının versiyonu neyse aynından anlamında ne var? Yüzde de kullanılıyor. Şuradan gösterebilirim. Bakın yüzde karakteri wildcard olarak kullanıyor. Any number of characters şeklinde. BB append içinde bakın kullanımı mevcut. Mesela meta Raspberry Pi yazılmış. Bakın Raspberry Pi için yazılmış layer'ın içerisindeki Recipes BSP reçetesinde BSP Recipes diye ana bir klasör var. Evet, onun içerisinde U-Boot isimli bir recipe var tabii ki. Ona append yazıyor ama neredeki asıl U-Boot atıyorum başka bir yerde BB file'ı ona extend etmiş. İlave görevler tanımlamış. Ama demiş sendekinden neyse bize uyar versiyon anlamında
yüzde wildcard olarak kullanılabiliyor. Diğer örneklere gidelim. Yine Raspberry Pi'da connectivity reçetelerinin listesinde BLUES 5, ünlü Bluetooth servisi içinde bir append yazılmış, ek görevler tanımlanmış. Artık içerisinde neler varsa neler olabilir dedik. Ek ilave dosyalar, açılış konfigürasyonun değişmesi ve patchlerin olması gibi gibi. Evet, EGL içinde bakın. Evet, grafikle alakalı zımbırtlar var burada. Onlar için de Meta Raspberry Pi'de tercih edilmiş. Evet. Evet, eğer yeni dosyalarım varsa File Extra Path ile bunu pet olarak tanımlıyoruz. Bu bir BB Append dosyası. Bu BB Append dosyası asıl kendi klasöründeki BB dosyasıyla PN, PV formatında tutan klasör yapısıyla tutan PN, PV ismiyle tutan asıl BB dosyası ilişkilendirileceği için senin BB Append'deki dosyaların petini bilemeyebilir. Bildireceğiz. Nasıl? Neyle? File Extra Path Environment ile onu bildireceğiz. Bunu bir pet tanımlama. Yani bu BB Append dosyası hazırlıyoruz. İçerisinde de bazı dosyalar kullanacağız. Patch gibi. Bunlar nereden bakılacak? Buradan bak tarzında ifadeyi İşte efendim this environment'larıyla vesaire onları göreceğiz. Nasıl set edildiğini göreceğiz onları. Evet, bir append file example işte burada. Bakınız, bakınız. File extra path ise prepend et diyor. Bakın bu normal bildiğiniz pet Linux'taki pet tanımlamasıdır ki delimiter'ı da iki nokta üst üstedir. Prepend et. Sende bir pet var kardeş diyor. Ey recipe. Sende bir pet var. Sen dosyaları belirli bir yerden arayıp buluyorsun. Şu yazdım onun başına yazar mısın? Peki. Dist'tir. Yani dis. Bulunduğumuz klasörün dosyaları. Dediği zaman şunu anlıyorum ben. Files diye bir klasör varmış orada. Bir alt klasör varmış. Ki onu gösteriyor. Ve file 2 nokta üstü slash slash'la bir URI formatında veriyoruz bunu. Ne varmış içerisinde? Custom Modification 0.patch dosyası varmış. SRC URI artı eşitle append ettik SRC URI dosyasına. SRC URI environment'ına. Evet. Önce dosya yollarını tanımladık. Ardından da SRC URI'yle dosyalarımızı ekledik. Hazırız. Evet. Evet. Gerçekte yukarıdakinden tabii ki daha kompleks oluyor bazı şeyler. Class'lardan inherit etmeler gerekebilir. Class nedir falan filan bakalım. Sanal paketleri gördük. Sanal paketlerden faydalanma yine bu BB Append'lerde olabilir. Sanal paket konusunu biliyorsunuz. Evet. Package Variance konusu başlığı altında da bunları gördük. Pek çok reçete aynı sanal isimle şu ifadeyi kullanabilir. Ama sadece bir tanesi. Çünkü niye bir pakette, bir imajda bir kernel olur? Burada da ifade etmiş sadece bir tanesi generate edildi. Pek çok reçete şu provides eşittir virtual slash kernel'ı ifade etmiş olsa da o tabii ki bir amaca bir kernel bir defa derlenip konabilir. Konacak. Ne ebilir?
pek çok reçete aynı sanal isimde provide eşittir virtual kernel gibi. Pek çok reçete bu ifadeyi yazsa da fark etmez. Sadece bir tanesi derlenir, imaja konur diyor. Klaslar meselesi. Evet. Ya bunlar normal programlamadaki klaslar gibi düşünmeyin. Her ne kadar orada inherit ifadesi vesaire de varsa da burada bir object oriented'den isim olarak esinlenme var olduğu gözüküyor. Ama bu klaslar nedir dersek eğer. Pek çok reçete. Biz bir reçete içerisinde versiyon agnostik değeri hangi dosyaya yazıyoruz? Nokta inç, değil mi? Sonra da onu require deyip ekliyoruz. Class'ları da inherit class diyoruz ama class'ın özelliği nedir? Bakın. Yalıtılmış bir ortak kod dizisi içeriyor. Pek çok reçetede tekrar kullanılabilen. Tamam. Reçetelerde pek çok reçetede ortak kullanılabilecek temel task'lar gibi şeyleri BB class dosyaları içerisine yazıyoruz ve reçetenin içerisinde de o class'ı inherit diyerek o reçetemize kazandırmış oluyoruz. Mesela eğer CMake işlemi yapacaksanız veya kullanıcı ekleme gibi bir işleminiz varsa burada bunlar siz onu farklı bir reçetede bunu yapabilirsiniz. Ama sizler için hazırlanmış reçeteden bağımsız burada bazı kabiliyetler var. Onları kullanabilirsiniz. Kısaca. Şimdi bu klaslar hakkında kısa bir açıklamalar yapmış. Örneğin base class. Tüm reçetelerde otomatik inherit edilen bir classmış. Fetch, unpack, compile gibi en temel işlemler burada yer alıyor. Yani OpenEmbedded'in bizim miras ala ala ilerlediğimiz en temel konuları burada işin kalbi burada dönüyor diyor. Ayrıca base class'ın da detayında inherit ettiği başka class'lar var. Mesela SRC URI yeteneği gibi list task bir recipe yazıyorsun. List task hazır. Nereden geliyor bu? İşte bu base class'ın içerisinde inherit olan diğer common class'lardan geliyor. Fetch, clean, Debian Mirror, GNU Mirror, bu definisyonlar bir conf, bitbake.conf dosyasındaydı hatırlarsanız daha önce gördük. Onlar da burada bir şekilde base class'ın içerisinde demek ki include ediliyor. Şimdi dosyayı açıp bakacağız birazdan. Şu ünlü OpenEmbedded alt-run-make ve ekstra boy make parametresi ve oy run make komutu da base class'la tanımlanır deniyor. Gelin şimdi bu dosyalar içerisinde biraz gezinelim. Evet, küçük bir sürprizle bu bahse adım atıyoruz. Evet, bundan sonra File Explorer Project görünümünde File Project proje görünümünde bir Explorer sizlerle ve aynı zamanda editör ve aynı zamanda terminal bir arada biz Visual Studio kod kullanacağız eğitimi bundan sonraki vakitlerinde. Bu arada ben Bitbake isimli bir eklenti kullanıyorum. Eklentilerden onu eklersiniz ki renklensin. Sadece highlight yapıyor. Başka bir şey yok.
Evet, şimdi meta Poki meta Classes. Oo, bakın kalabalığa bakın. Buradaki klasların kalabalığına bakalım. Şimdi biz en temel olanına gidelim. Şimdi base BB class'a gidelim. Evet. Şimdi burada pek çok kendisi de inherit etmiş. Gördüğünüz gibi. Bunlar da diğer temel list task fetch gibi yetenekleri de demek ki getiriyor diye ben de tahmin ediyorum. Şimdi bunlara bakmaya eğitim sırasında vaktimiz yok. Burası görüldüğü gibi Python artı BaseScript birlikte yazılabilen bir dosya tipi. Tüm evet BB class'lar, BB append'ler ve BB dosyaları hem Python hem BaseScript olarak yazılabiliyor. Şimdi devam edelim. Evet, kernel class'a geçiyor. Biz hemen geçmeyelim. Örneğin burada oeramic içerisinde nerede geçiyor bir bakalım. Bakın. oeramic'i fonksiyon olarak tanımladığı nokta. Başka durum bakalım. Çok acele ettim. oeramic call evet. oeramic'i kullanmış. Do configure içerisinde clean amaçlı. Bakın kullanmış. Bu arada yani task'lar do compile'la hani do'la başlamasını bekliyorum. Ama burada base alt tire ile başlıyor. Oradaki espriyi bilen yorumlara yazsın. Niçin do compile'la değil de base alt tire do compile'la başlıyor? Class isimleri mesela rastgele bir class açalım. Burada da class ismiyle mi başlıyor? Do alt tireli fonksiyonlarımız do populate. Burada doğrudan do'la başlamış. Mesela bir başka örnek bakalım. Yine do ile doğrudan başlamış. Ama base'de niçin başlıyor? Onu da ben de öğrenmek istiyorum. Şimdi evet. Bir de şu kutsal parametreye de bakalım. Extra oemake. Run oemake'e parametre eklemek için güzel bir environment. Sanırım biz de şurada include dosyamızda do compile'ı tekrar yazmak yerine extra oemake'le de bu işi yapabilirdik gibi geliyor şu an, emin değilim. Emin olan varsa gene yorumlara yazsın. Extra oemake evet. Extra oemake burada alınıyor. Bu bir environment. Bakın. oe run make call içerisinde kullanılmış. Tabi oe run make call nerede kullanılmış? İçi içi kullanımlar. oe run make içerisinde kullanılmış. O nerede kullanılmış diye diye gidebiliriz. Find all users gibi bir şey. Bilmiyorum, ekstra bir eklenti mi kurmam lazım acaba? Emin değilim. Heh, oe run make clean. oe run make de zaten bizim temel OpenEmbedded'in make fonksiyonu. Evet, geçelim kernel class'ına. Evet. Linux kernel boot etmek için kullanılır.
configure, compile and install kernel ve modüllerinin konfigüre edilmesi, derlenmesi, kurulması için temel taskları tanımlıyor. Kernel, evet, tahmin edeceğimiz gibi birden fazla pakete bölünmüş, bundan bahsetmiş. Automatically provides eşittir virtual kernel dediğini anlıyoruz. Hemen bunları kontrol edeceğiz. Configuration variables are available. Bunları kullanabilirsiniz. Default Z'ymiş ama işte bunu değiştirebilirsiniz. Extra args, initramfs image gibi işte kernel'ı normalde manuel derlediğimizde yaptığımız bazı parametrik yapıları kendi içerisinde barındırıyor. Hayatımızı kolaylaştırmak niyeti. Tabii biz onu anlarsak. Şimdi gelin sadece kernel bb class. Evet. Bakın Linux kernel base, kernel module split isimli iki tane class'ı o da inherit edip kullanıyor. Bize sağladığı bakalım do configure şudur budur nasıl yazmış bakalım. Evet, bakın burada da base değil, kernel ifadesi geçiyor başında. Cluster içerisinde temel task'lar tanımlanırken class'ın ismi önüne yazılması gibi bir durum var. Ne güzel, ne güzel. Bu configure gerisi artık task olarak eklendi. Evet. Do configure'a bakın nokta config bir yerden alıp yerine konuyor falan filan. Evet. Başka bize ne vaat etmiş? Kernel image type mesela bu para variable'larla alakalı. Ha bir de şey vardı virtual. Önce ona bakalım. O kendisi provide ediyor mu? İşte burada. Virtual kernel'ı provide etti. Onun dışında kernel image type'a bakalım. Saatler ilerliyor, klavye karışıyor. Kernel image. Bu yanlış yazmışız vesaire. Evet. VMLinux mu çıkacak? Onun ganziplenmiş hali mi çıkacak? Bunlarla alakalı şeyler var. 18 tane geçiyor. Bakalım şöyle bir gezelim. Evet, strip task'ı yazılıyor. Size check task'ı içerisinde gene kullanılmış. Deploy task'ı içerisinde. Image types varmış. O desteklenenlerin listesi demek ki. For e in formatına sokmuş. Bash scripting sadece başka bir şey değil. Bu bash scripting'i okumakta zorlanmıyor olmanız lazım bu eğitime rahat devam edebilmek için. Ama ben Advanced Bash Scripting Guide'dan da çok uzun tutmamakla beraber hani size balık tutmayı bir nebze anlatacağım. Küçük bir seriyi düşünüyorum. Mendel Cooper'ın Advanced Bash Scripting Guide kitabının içerisinden seçki bazı bölümler yapacağım.
Sözüm söz. Ama bunu kendiniz öğreneceksiniz zaten. Ben hayatınızı hızlandırmak adına zaten bir Yokto eğitimi yüküne girdim. Ve başka eğitim serileri de var. Hayatınızı bir nebze hızlandırmak niyetim. Ama bunlar temel şeyler. Python ölmeyecek kadar Python, ölmeyecek kadar ve daha fazla bir scripting biliyor olmanız lazım. Neyin yanına zaten C programcısınız. C++ programcısınız. Onlar sizin zaten temel kabiliyetleriniz. Bunlar yatayda, dipte yatayda konular. Bu işin biraz daha hani magazin felsefe kısımlarını ayrı bir videoda konuşmak istiyorum. Şimdi bakın burada bir type'ı iterasyona almış. Kernel image types bir liste. O listenin içerisinde for i in olarak sokuyor. Gibi gibi. Şimdi bunun full listesi neredeymiş diye bir bakalım. Bunları hep kullanım, kullanım. Kullanım. Demek ki kernel image types daha üstten geliyor. Inherit ettiklerinden geliyor. Şurada Linux kernel base'den geliyor olabilir. Konuyu çok uzatmak istememekle beraber şu an dayanamıyorum. Linux kernel base'e bir uğrayacağım. Kernel image types burada yok. Hiç yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Zaten küçük bir fonksiyonmuş. Kernel module split'te de olacağını ben zannetmiyorum. Diğerlerinde olabilir belki. Şu an benim hızlıca bakarak anlamadım. Ama bir şekilde export olmuş buraya bu liste. Geçiyorum. Kernel extra args yine bu içerisinde bulacağımız şeylerden. Kernel klasımıza geçtim. Auto tools klasımız. Auto tools klasımız configure make make install klasik bir build mekanizması var. Configure script'i generate olur. Do configure içerisinde do configure task öyle bir yazılıyor ki bir konfigürasyon script'i generate oluyor auto reconf kullanılarak. Yani autoconf, automake, liptool bunlar auto tools'un temel paketleri zaten. Bunlar da bu Yokta içerisinde mevcut. Ne yaptı? Bir configure script'i oluştu. O configure script'in de bu do configure içerisinde siz işte cross platform olarak onun enable, disable özellikleri bakımından neler istiyorsanız set ediyorsunuz. Bundan sonraki adımda ne oluşuyor? Bir make file oluşuyor. Onu bu satırda yazmayı atlamışlar. Do configure aynı zamanda bir make file dosyası da oluşturacak. Ki do compile'da make dediğinde doğrudan derleme default olarak make file hatta -f bile vermeden make file'ı bulacak ve derleyecek. Yani do configure hem configure script'i oluşturur hem de make file'ımızı oluşturur ki do compile do install onun ışığında gerçekleşsin. Extra oeconf kullanarak evet bu make'e parametreler geçirilebilir. Pardon, konfigürasyona parametreler extra oeconf ile geçebilir. Derleme flag'leri de extra oemake ile derleme flag'leri de bize bir variable dışarıya çıkarmış. Kullanımı nasıl olur diyor. İşte yani kullanmış mı oldu böyle? Yani bir detayı yok aslında. Ne var? Sonra inherit auto tools dedi ve çağırmış oldu. User at class, evet bu çok sık kullanılan bir class. Siz imajınızı yeni bir kullanıcı ekleyeceksiniz. Onu imajınıza eklemenin en kolay yolu işte bu class'ı kullanmak.
Bu class'ı kullanan bir recipe yazmanız. MyUseRed isimli bir recipe yazarsınız. Ve onun içerisine belli bu class'ı kullanabilmek için set etmeniz gereken belli parametreler vardır. Çünkü bu da arka tarafta useRed komutunu, grepAt komutunu kullanıyor Linux'un. Bir kullanıcı oluşturuyor. Ama bunu sizin embedded Linux imajınızın içerisine koyuyor. Evet, burada da belirtmiş zaten sizin yani bu Linux uygulamalarınız yani non-root çalışması gerekir ve sizin gerekebilir ve sizin de ek kullanıcıları açmanız gerekebilir. Evet. Tanımlanması gereken useRed package, useRed param, grepAt param. GrepAt param optional ve bunların tanımlanması gerekiyor. Şimdi bakalım nasıl kullanmış. Evet, burada bir recipe yazmış. Bakın, useRed class usage example demiş. Bu recipe'yi aynen bu şekilde de kullanabilirsiniz. Inherit etmiş. Inherit ettikten sonra minimum gerekli iki tane parametresini set etmiş. Bunu default ezbere bu şekilde kullandığınız useRed package'i. Ama useRed param sizin kullanıcınızın yani bildiğiniz useRed komutunu kullanıyorsunuz. Başka bir şey yok. UseRed komutunun parametreleri bu. Başka hiçbir şey değil. Tire u ile ne veriyoruz? Onun UID'sini veriyoruz. Bir her kullanıcının sistem kullanıcıları binin altında normal kullanıcılar da bin ve üzerinde UID alır genel olarak. Bunu istediğiniz gibi UID'de değiştirebilirsiniz. Tire d ile bir kullanıcı direktörü ise user 0 olarak tanımlıyor. İnteraktif oturum açıldığında hangi kabuk kullanılacak? 1005 ve kullanıcımızın adı olmak üzere standart useRed kullanımı. Sonra oluşturdum diyor. Oluşturduğundan sonra sen bazı do install'la kendine özel şeyler yapabilirsin. Ne gibi? Örneğin bir dosya var. Bakın bu bir dosya var. Buna belli bir izin ile sen bunu kullanıcı, bu bir konfigürasyon olabilir. Sizin default olarak imajınızın içerisinde non-root kullanıcınızın kullanıcı home direktörisi altında yüklenmesini isteyeceğiniz herhangi bir konfigürasyon dosyası, herhangi bir dosya alın bu şekilde atın diyor. Ayrıca grup ve user'ını bu dosyanın da yine user 0 olarak değiştirmiş olurum. Çünkü o file 0 dosyası sizin yokta klasörlerinizin altında yoktayı kullandığınız o örneğin ben bunu açmış olsam ne olacak? M boyar, M boyar olacak. Default grubu M boyar, user owner'ı M boyar gözükmüş olacak. Ama o zaman sistem açıldığında bu user 0'a karşılık gelmeyecek. O benim UID'im neyse o UID'yi gösterecek ve o user 0 olmayacak. Kendi home directory'si altında kendine ait olmayan bir dosya ile sistemin açılması mantıksız. O yüzden change all işlemi de olmazsa olmaz bir işlem burada. Bu da bir örnek. Bu aslında bir resip örneği, bir reçete örneği. Siz layer'ınızın, kendi layer'ınızın içine bu şekilde bir useRed recipe'si ekleyerek kolayca kullanıcınızı açabilir. Onun nasıl ilgileneceğini, direktörlerin içerisinde neler olacağını tanımlayabilirsiniz. Gibi gibi binary packages konusuna geçtik. Evet, bu tek sayfalık kısımda evet bu tek sayfalık bir kısım ve tam olarak açıkçası ben de anlamadım.
Evet, yani herhangi bir binary dosyayı atmamız pekala mümkün ama lisansı niye close diyoruz? Veya bu bölümü niçin eklediler? Anlamış değilim. Geçiyorum. Evet, Bitbake'de dosya eklemeleri. Bunu biliyoruz zaten. Inherit, include ve require keywordlerini kullandık. Bundan bahsediyor. Ne amaçlı kullanıldığını biliyoruz. Reçeteler ve class'lar ve diğer dosyalar gibi gibi. Inherit class için kullanılmış oluyor. Bunları aslında gördük. Inherit kernel denimize kernel.bb class'ı include etmiş oluyoruz. Evet. Belli bir koşul için variable'da tanımlamak mümkün. Variable şeklinde eğer böyle bir durumdaysa bunu inherit et. Eğer şöyle bir durumdaysa başka bir şey inherit et diyebilmemiz için condition, bir koşul tabanlı temelde inherit bir variable kabul ediyor yani. Bu da güzel, esnek. Include ve require. Bunları da require'ı diyoruz, bu include'larımızda versiyon agnostik reçete dosyamız. Onları da kullanıyoruz. Genel bir tekrar amaçlı class. Pek çok reçete de kullanılabilen çok daha temel implementasyonlar. Include'lar ise nokta inc'ler ise o sadece o resepinin versiyon agnostik, versiyondan bağımsız adımlarının yazıldığı, task'larının ifade edilebildiği veya işte bu AnnInvider.inch'te yaptığımız gibi işler orada yapıyoruz. Burada include ve require arasındaki fark en önemli. Şuradan bakalım, şundan bahsedelim. Include eğer kullanırsak o dosya yoksa herhangi bir hata üretmez. Ama require bir hata üretir. Değil mi? Require kullanmak daha güzel. Evet. Debugging recipes konusuna geçelim. Reçetelerimizi debug etme meselesi. Şimdi bir loglarımız var. Zaten herhangi bir hata çıktığı zaman temp altındaki uzun nokta log dosyasının petini, ismini Bitbake bize veriyor. Bak buradan diyor detaya ve o da işe yarıyor gerçekten. Bir de şu devşel meselesiyle kullanmak. Bunu deneyeceğiz şimdi birlikte. Bir de build history'yi ve build history komiti 1'e çeviriyoruz. Inherit build history. Bakın inherit demiş. Conf dosyasının içerisinde artı eşit append ile inherit almış. Yani orada küçük harf lower case inherit boşluk build history demiyor. Çünkü bu bir konfigürasyon dosyası. Ama inherit artı eşit diyerek build history diyorsa biliyoruz ki build history nokta bb class diye bir dosya var. Bakın burada. Gibi gibi. Şimdi bunu da açtığınız zaman diyor, bu açılsın. O şekilde değerlemenizi yapın. build history diff ile değerlemeler arasındaki farkı görebilirsiniz diyor. Gayet güzel. Bunları bir deneyelim bakalım şimdi. Ups. Şimdi ne yapalım? Bitbake. Tracy. DevTool. Devşel, pardon. Invaders.
Bana bir terminal açtı. Neredeyim? Mutfaktayım. Temp altında, work altında. Aninvider'ın derlenip binary'sinin çıkarıldığı yerdeyim. Sadece bununla da değil, bütün environment'ları da set edilmiş durumda. Yani önümde hazır bir test edebileceğim, bu paketle ilgili sıkıntının ne olduğunu anlayabileceğim hazır bir test ortamı. Bu Smake'li mi derleniyor, Auto-Tools'ta mı derleniyor, doğrudan Make mi diyeceğiz? Eğer şeye ne yaptıracaksak, Bitbake kendisi derlerken ne environment kullanıyorsa hepsini burada bize tanımlamış halde. Şimdi herkes burada. Madem öyle, make clean diyelim. Bir derleme hatamız var mı yok mu? Sanki ben derleyecekmişim, ben yapıyormuşum gibi denemek istiyorum. CC çift tırnak dolar CC veriyorum ve Poki'ye göre derledim. Benim derleme problemim yok zaten. File diyorum Invaders. Oldu da bir hata oldu derlemede. Burada onu takip etmek çok kolay olacak. Çünkü benim tüm toolchain pet ayarlamalarım yapılmış. Flag'lerim tanımlanmış. Her şeyi denemem için önümde duruyor. Derleme hatalarını trace etmek için bu kullanılabilir. Exit diyoruz. Ve bakın task görevini bitirdi ve çıktı. Çok güzel. Şimdi gelelim local conf'umuza gelelim. Cat conf, cat değil nano ile. Nano conf, local conf. Bakalım burada bizim build history'imiz tanımlama. Pardon küçük harflerle. Gerçi o case sense değil miydi? Build history zaten tanımlı değil. Hayır, biz tanımlayalım en aşağıda. Aynen bu satırları alıyorum. Yer ve git komiti verilebilir. Mesela burada head olarak verilmiş ve okunuşta da farkları ifade edecek. Git diff'in farklı bir şekilde gösterilmesi, git log trp'nin farklı bir şekilde gösterilmesi. Network yazışı konusuna geçelim. Bitbake diyor ki dosyaları fetch edeceği zaman, dosyaları alacağı zaman şu sırada önce download directory'e ya bakar, sonra premieres olarak tanımlanmış lokasyonlara bakar. Daha sonra SRC URI tanımını bakar ve en son gerekirse mirrors'a başvurur. Hepsi fail olursa mirrorların hepsi fail olursa bu yıl fail olmuş olur. Tabii bu iş SRC URI'da bizim custom göstereceğimiz bir GitHub projesi olabilir. SRC URI'da düğümlenmektedir. Onu bir kere indirdikten sonra da bir daha downloader içerisinde alacağı için tekrar indirmeyecek. Mesela Premieres listesi buymuş. Bak, çeşitli versiyon kontrol sistemleri, BZR, CVS, Git,
Bunlar versiyon kontrol sistemleri. Premier olarak bunu tanımlamış. FTP, HTTP bazı download petlerinde mirror olarak default'ta tanımlanmış. Bunları prepend yapabilirsiniz diyor. Çeşitli başka mirror'lar prepend edebiliyoruz. Onun için all mirrors class'ını inherit etmemiz lazım. Bakın all mirrors bir class. Onu local conf içerisinde inherit ettiğimizde source mirror URL'i bu şekilde değiştirebiliyoruz. İndirdiklerimizi tarball haline getirebiliriz. Ama bu çok da performans için tercih edilen matah bir şey olmadığını okuduğumu hatırlıyorum. Performans reason bu default olarak disable geliyor. Not default action. Ama isterseniz bunu bir yapabilirsiniz. Böylece downloader'dakiler tarball olarak belki diskte bir yer mi açmış oluyor acaba? Tar-gz'ye mi dönüşüyor? Bilen yazsın arkadaşlar. Ben tecrübe etmedim. BBNoNetwork artık indirme işlemlerini retrieve edeceğimiz indirme işlemlerini artık mirror'larla bağımızı koparmak istediğimizde kullanabiliriz. Sadece premier'ların kullanılmasını istediğimizde de bu şekilde bir enable edeceğimiz environment değeri var. Bu detaylara geçiyorum. Ve layer'lar konusunun kapısına dayandık. Ders 4 tamamlandı. Ders 5'te görüşmek üzere.